Tamer korkmaz. Daha ne kadar oyalanacağız? Amerikalı askerler Membiç'te YPG, PKK'lı teröristlerle terör yemeğinde buluştular ve birlikte Amerika'nın Gaziler Günü'nü kutladılar. Haydut Devlet Amerika bir yandan Membiç'te PKK'lı teröristlerine mevzi kazdırmayı sürdürüyor, diğer bir taraftan da Membiç'le ilgili anlaşmayı savsaklayıp Türkiye'yi oyalamaya devam ediyor. Ankara, Washington'ın Membridge için verdiği sözü tutmasını iki yıldan fazla bir süredir boşu boşuna bekliyor. Haydut Devlet bugüne kadar hangi sözünü tutmuş ki? Türkiye, Membridge'i teröristlerden temizli operasyonunu geciktirdikçe Amerika bölgedeki YPG PKK'lı teröristlerine silah sevkiyatını artırdıkça artırıyor şimdiye kadar 20 bin tır dolusu artı 3 binden fazla kargo uçağı dolusu silah ve mühimmat gönderdiler. Göndermeye de devam edecekler. Kahpelik Amerikan devletinin hayat tarzıdır. Kemal Jeffrey yahut James Kılıçdaroğlu Amerika'nın Suriye'deki özel temsilcisi sıfatını taşıyan James Jeffrey adlı diplomat bozuntusu geçenlerde YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini söyledi. Amerika'nın Ankara'daki büyükelçiliğinden sufle veya talimat almayı görev bilen CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıl evvel İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiğinde YPG terör örgütü değildir demişti. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkarak Afrin şehir merkezine girilmesini asla doğru bulmuyorum diye konuşan da Kemal Bey'di. Şimdilerde Kılıçdaroğlu bu sözlerini hatırlıyor mu acaba? Hatırlamaz çünkü işine gelmez. CHP'nin HDPKK ile gönül ittifakı. Diyarbakır'daki endeklerde konuşlanan PKK'lı teröristleri, 2 Aralık 2015 tarihinde arkadaşlar diye tanımlayan bir CHP genel başkanından söz ediyoruz. 3 yıl sonrasında da o, arkadaşlarının siyasi uzantısı olan HDPKK ile can ciğer kozu sarması vaziyetindeler. CHP'nin grup başkan vekili Özgür Özel, yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapıp yapmayacakları ile ilgili bir soruya ittifak telaşımız yok. Ama HDP ile gönül ittifakı dediğimiz bir şey var karşılığını vermişti. Kapalı kapılar ardında Ankara siyasetin perde arkasında yaşanan hadiseleri birbiri ardına gün ışığına çıkaran meslektaşımız Talat Atilla'nın milliyetteki köşesinde yazdıklarına göre 8 Kasım günü Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki 5 yıldızlı bir otelde Ahmet Türk ve de bir medya patronuyla bir araya geldi. Görüşme itinayla gizli tutuldu. Buluşmada Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Türk'e bu resmen bir ittifak görüşmesi değil ancak özellikle İstanbul ve Ankara seçimlerinin sonucu Türkiye'yi yeniden şekillendirebilir demesi CHP ile HDP'nin seçim birlikteliğine hazırlandığını gösteriyor. Ahmet Türk'ün, tabanımızın oy verebileceği isimleri aday gösterebilirseniz mutabakat olabilir şeklindeki karşılığı ise belli başlı yerlerde ittifakı pişireceklerinin işaretidir. İştahlandılar. Seçim ittifakı arayışlarını sürdüren CHP, diğer bir taraftan da Meral Akşener'in partisiyle dirsek temasında. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesi, bazı kritik yerlerde seçim ittifakı yapma hesaplarını hızlandırabilir. Özellikle Ankara'da hem CHP'nin de ipin odaklandığı isim olan Mansur Yavaş'ın bu iki partinin ortak adayı olarak çıkmak istediği anlaşılıyor. AK Parti ile MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacak olmaları muhalefet çöpesini belli yerlerde özellikle de başkent Ankara'da ziyadesiyle iştahlandırıyor. Akşener, AB elçileriyle. Ayrıca Beral Akşener'in AB üyesi ülkelerin büyük elçileriyle bir araya gelmesi de dikkat çekici bir gelişmedir. 25 Eylül'de yayın hayatına başlayan Türk Gün Gazetesi'nin pazartesi günkü manşetinde İP kimin elinde? İP'i kimler yönlendiriyor diye soruluyordu. Akşener'in Avrupa Birliği üyesi devletlerin temsilcileriyle Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliğinde buluşması, Türk günde Çomur İttifakı'nın mahalli seçimleri kapsamaması, Türkiye ile meselesi olan Batılı çevreleri umutlandırdı şeklinde isabetle yorumlanmıştı. Es cümle Washington'dan sonra AB başketleri de ipten medet umuyor.